Görüşüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle fırında çok lezzetli, nefis bir patatesli ana yemek tarifi paylaşacağım. Israrla yapmanızı tavsiye edeceğim bu yemeğin hemen tarifine geçiyoruz. Şöyle yıkamış olduğumuz 1 kilo patatesi yıkayıp tencereye koyduktan sonra üzerine çıkacak kadar su dolduruyoruz. Ocağımızın üzerine koyuyoruz ve patateslerimizi yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patateslerimizin pişirip pişmediğini çatal ile kontrol edebiliriz. Patateslerimizin suyunu süzdükten sonra bir kenarda soğumasını bekliyoruz. Bu arada kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. Tavamıza 4 yemek kaşığı yağ koyuyoruz. Yağımız şöyle tamamen kızdıktan sonra yaklaşık 400 ile 500 gram arası kıymayı koyduktan sonra sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 tane doğramış olduğumuz soğanı içerisine ilave ediyoruz. Soğanlarınızın şöyle daha lezzetli ve yerken ağzınıza gelmesi için soğanlarınızı iri iri doğramanızı tavsiye ederim. Kıymamızın susalmaması için ocağımız mutlaka en yüksek derecede olmalı ve sürekli kavrulurken karıştırmalıyız. Eğer ocağınız yüksek derecede olmazsa orta derecede kavursanız susalacak ve lezzetini kaybedecektir. O yüzden mutlaka ocağınız en yüksek derecede olması gerekiyor. Kıyma şöyle 3-4 dakika kavurduğumuzda yeterli olacaktır. Çünkü fırında da pişecek. Tatlandırmak için yeterli miktarda tuz ilave ediyoruz. Tuzunu ve baharatını kendi damak zevkinize göre tadarak ayarlayabilirsiniz. Kırmızı toz biber, karabiber, pul biberi de ilave ettikten sonra şöyle hepsini güzelce karıştırıyoruz. Baharatları koyduktan sonra şöyle 1 dakika daha kavuruyoruz ve ocağımızı kapatıp ocağın üzerinden kenara alıyoruz. Önceden pişmiş olan patateslerimizi soyuyoruz. Gördüğünüz incelikli patateslerimizi bıçak ile kesiyoruz. Patates miktarı kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişebilir. O yüzden tepsinize göre patates sayısını ayarlayabilirsiniz. Patateslerin tepsiye yapışmaması için tepsimizi öncelikle şöyle bir yağ alıyoruz. Yağımızı çok az miktarda döküyoruz ve fırçayla tepsimizin her tarafını yağ sürüyoruz. Kesmiş olduğumuz patatesleri tepsimize diziyoruz. Ben yuvarlak tepsi yaptım fakat sizler isterseniz dikdörtgen veyahut da kare tepside de yapabilirsiniz. Arada kalan boşlukları da şöyle ben patatesleri küçük küçük koparıp aradaki boşlukların üzerine kapattım. Şayet patatesleriniz çoksa o aralıkları şöyle koparmadan bütün patatesleri de dizebilirsiniz. Baktım benim patateslerim tam o kadar çok değil. O yüzden sadece aralıkları kapatmak için küçük küçük koparıp o aralıkları kapattım. Kavurmuş olduğumuz kıymamızı patateslerin üzerine döküyoruz. Kaşık ile şöyle her tarafını eşit miktarda dağıtıyoruz. Kıyma sanki ilk önce şöyle bana çok gibi geldi. O yüzden hepsini koymamıştım. Fakat dağıttıktan sonra baktım geri kalanını da koymam gerektiğini düşündüm. Ve geri kalan kıymayı da üzerine koyduktan sonra her tarafına yaydırdım. Kıymanızın miktarını kullanacağınız patatesin çoğukluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Daha az veya da daha fazla da kıyma kullanabilirsiniz. Kalan patateslerimizi de kıymanın üzerine diziyoruz. Ben şöyle baktım patatesler az kalmış o yüzden patatesleri aralıklı olarak dizdim. Şayet sizin haşlamış olduğunuz patatesler çok sayıda şöyle patatesleri sık sık üzerine tamamen kaplayacak şekilde dizebilirsiniz. Kalan patatesleri de dizdikten sonra hemen sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için ocağımızı önceki orta dereceye açıyoruz. Şöyle yaklaşık 40 gram kadar tereyağı koyduktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz.
Orta derece ocakta yağımızı eritiyoruz. Yağımız fazla kızgın olmayacak. Tereyağımız eridiği gibi içerisine 3 diş görmüş olduğunuz incelikte doğramış olduğumuz sarımsakları ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı un da ilave ediyoruz. Orta derece ocakta unumuzu sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Acele edip ocağın altını fazla açmıyoruz. Ocağın altını fazla açarsak unumuz yanabilir. O yüzden orta derece ocakta şöyle yaklaşık 2 dakika kadar kavurduğumuzda unumuz kavruldukça rengini değiştirecektir. Un gördüğünüz rengi aldıktan sonra içerisine süt kremamızı ilave ediyoruz. Ben toplam 3 paket yani 600 ml süt kreması kullandım. Süt kreması yerine normal sütte kullanabilirsiniz. Aslında ben normal sütle yapacaktım fakat evde süt kalmadığı için. O yüzden baktım süt kreması vardı. Süt kremasıyla yaptım. Dediğim gibi süt kreması yerine sütte kullanabilirsiniz. Süt kremasını ilave ederken bir taraftan mutlaka sürekli çırparak karıştırmalıyız. Şayet karıştırmazsak unumuz şöyle topaç topaç olabilir. Fakat sürekli karıştırdığınızda gördüğünüz gibi pürüzsüz olacaktır. Orta derece ocakta pişirmeye devam ediyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı şeker. Şeker mutlaka koyun çünkü şeker çok güzel bir lezzet veriyor. Yeterli miktarda tuzumuzu koyuyoruz. Karabiber. Varsa mutlaka köri tozu koyun. Köri tozunuz yoksa bir tatlı kaşığı şöyle hardalda kullanabilirsiniz. Orta derece ocakta sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Önceden sulu gibi görünse de gördüğünüz gibi piştikçe koyulaşacak ve koyu bir kıvam alacaktır. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika kadar daha karıştırarak pişiriyoruz. Sosumuz da pişti ve tam kıvamını aldı. Ocağın üzerinden alıyoruz ve sıcak sıcak tepsimizin üzerine döküyoruz. Şöyle kepçeyle dökerseniz sizin için daha rahat ve daha kolay olacaktır. Her tarafına eşit miktarda sosumuzdan döküyoruz. Rendelenmiş 70 gram kaşar peyniri kullanıyoruz. Sizler isterseniz kaşar peynirini daha az veya daha fazla kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine birazcık da kırmızı toz biberinden serpiştiriyoruz. Şöyle ortasına yuvarlak bir domates kesip koydum. Kenarlarına da yarım ay şeklinde kesmiş olduğumuz domatesleri dizdim. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Şöyle baktık ki kaşar peynirimiz erimiş ve gördüğünüz gibi kızardıysaydı yemeğimiz olmuş demektir ve fırından çıkartıyoruz. Yemeğimiz tepside çok lezzetli göründüğü için tepsimiz ile birlikte masamıza servis edebiliriz. Şöyle sıcak sıcak servis ediyoruz. Keserken de görüyorsunuz kremamız ne kadar bol olduğunu. Kremamız ne kadar bol olursa yemeğimizin lezzeti o kadar artacaktır. Bu arada kremalı ve kaşar peynirli yemeğimiz mis gibi kokuyor. İnsan şöyle bu kokuyu duyunca yemek için gerçekten sabırsızlanıyor. Bu yemeği ben yıllardır yapıyorum ve gerçekten çok lezzetli olduğu için bizler severek yiyoruz. Şayet bugüne kadar sizler yapmadıysanız mutlaka sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hani şöyle tadı damağınızda kalan yemekler vardır ya, onlardan bir tanesi bu kesinlikle diyebilirim. Öncelikle şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi yemeğimiz tam kıvamında oldu. İçerisindeki çok lezzetli sosuyla, kavrulmuş kıymasıyla, nar gibi kızarmış kaşar peyniriyle inanılmaz bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. İzlemeyenler için tekrar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir önceki videomda belirttiğim gibi oğlum da yeni bir yemek sayfası açtı. Benim sayfam daha çok hamur işi ağırlıklı fakat oğlumun sayfasında pek fazla hamur işi göremeyeceksiniz. Daha çok şöyle yemek tarifleri olacak.
Birbirinden lezzetli yemek tariflerini izlemek istiyorsanız oğlumun sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca desteklerseniz çok da mutlu olurum. Oğlumun sayfasının linkini ben videomun altına ekleyeceğim. İzlemek isteyenler oradan linke tıklayıp izleyebilirler. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerimi kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle, hoşça kalın. Hep mutlu kalın.